Evet. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'le hareket etmeye çalışan, Kur'an-ı Kerim'le hayatını düzenlemeye çalışan bir güruh ortaya çıktı. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Kur'an-ı Kerim, evet, Allah-u Teala'nın kelamı olup, Allah-u Teala'nın lafzı olup günümüze kadar korunmuştur ve korunacaktır inşallah. Çünkü Allah-u Teala kendisi Kur'an-ı Kerim'de bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız buyurmaktadır. Aynı kitapta, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın sözlerinde kendisinden olduğunu ifade etmektedir Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de dini yaşamak mümkün müdür? Hadis-i şerif ve sünnet olmadan imkansızdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de oruç, namaz, hac ve zekatla alakalı ayetlerle bulunmakla beraber bunların tatbikinin bir şekilde nasıl olacağını Peygamber Efendimiz bize göstermiştir. Tatbiki gösterilmeden bu durum anlaşılamaz. Değişik değişik yorumlar ortaya çıkar. Bu yorumları siz nasıl anlarsanız, herkes farklı farklı yorumlar ve farklı farklı anlayışlar ortaya çıkar. Ama Peygamber Efendimiz zamanında sahabe-i kiram olayı yaşadığında, olay günü, olayın olduğu gün ayet, o olay hakkında bir ayet geldiğinde sahabe sorardı: "Ya Resulallah, burada Allah Teala ne demek istemiştir?" diye. Biz Allah Teala'nın ne istediğini Resulullah onlara söylerdi. Onlar da Resulullah'ın söylediğine göre tatbik ederlerdi. Ve durumu anlamaya çalışırlardı ve birbirlerine hem ayeti okurlardı hem de Resulullah burada şunu dedi derlerdi. Günümüzde Arapça öğrenen bazı kendini alim sanan insanlar Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra şöyle: "Allah Teala burada bunu demiştir, burada bu olmuştur." Kendilerince yorum yapmaktalar. Kur'an-ı Kerim'i her okuyan, her yorum yapan başka bir şey çıkartır. Bu da dinin bozulmasına sebep olur. Tabii ki herkesin hayata bakış tarzı, yaşayış tarzı farklıdır. Kur'an-ı Kerim'in tek bir hayatı yoktur. Kur'an'daki ayetleri herkes farklı farklı ifadelerde çıkartabilir. Ama Peygamber Efendimiz bunun nasıl olacağını kendisi göstermiştir. Sahabe de onu göstermiştir. Sahabe nasıl yaşadıysa bize torunlarını öyle aktarmıştır. Onlar da bize öyle aktarmışlardır. Bu da aynı şuna benzer. Mıknatıs, demir bir mıknatısa değer. O da demir mıknatıs olur. O mıknatıs olan demir başka bir demire değerse o da mıknatıs olur. Mıknatısa değmeyen demir mıknatıs olamaz. Hayatımızda karmaşa, herkes bir ayrı fikir yürütürse bir karmaşa ortaya çıkar. Bu karmaşadan dolayı kaos, yani dinin bozulması gelir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Bu din Kur'an-ı Kerim ve süt ile yıkılacaktır." buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim ile bu din imha olacağını buyurmaktadır. Günümüzde bu Kur'an-ı Kerimciler artacak demek ki. İleride herkes kendi yorumunu yapacak. Bu yorumla beraber değişik fikirler ortaya çıkacak ve din yozlaşacak. Mümkün mertebe ahir zamanda bozulmayalım. Tek bir kanaldan beslenelim Allah'ın izniyle. Sünnet-i Seniyye'yi bırakmayalım. Sünnet-i Seniyye'yi bırakırsanız, Kur'an-ı Kerim'e düşerseniz ileride herkes kendi fikrini ortaya atar. Kur'an-ı Kerim bozulur. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bir Acem mi daha iyi anlar Kur'an-ı Kerim'i yoksa bir Arap mı? Arap daha iyi anlar tabii ki. Günümüzdeki bir Arap mı daha iyi anlar? Sahabe mi daha iyi anlar? Sahabe daha iyi anlar. Sahabe ki Resulullah'a sormuşsa, "Ya Resulullah, burada Allah-u Teala ne buyurdu? Ne anlatmak istiyor?" diye sorduysa, bizim sormamamız abes olur. Soracağız, olayı öğreneceğiz. Bunu
Nereden soracağız? Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarından, alimlerin içtihadından. Ama ne yazık ki bizi buradan uzaklaştıran Kur'an-ı Kerimciler peydah oldu. Bir de dinler arası diyalogcular tabii. Diyalog da o da bir sıkıntı. Karman çorban, çorba bir iman şekli. Burada bugün bir olmamızın, ortak paydada buluşmamızın konusunu anlatmaya çalıştım. Dedim sürçtüyse affola, hakkınızı helal edin.